Naber? Yani gerçekten Kur'an-ı Kerim hani anlatımlarının üstünden yine gideriz. Kaç sene burada bunu yaptık. Yani Kur'an-ı Kerim böyle anlaşılacak bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim Levh-i Mahfuz'dan inmiş bir kitap olduğu için bunun bir tercüme edilmesi lazım. Ve maalesef bir sürü insan bunu bilmediği için, bilmek durumunda da bırakılmadığı için öyle diyeyim. Bir sürü mana oradan kolaylıkla içine konabiliyor ve insanlar ha demek ki böyleymiş deyip daha fazlasını aramadan, sormadan, bakmadan öyle yapıyorlar. Ama biz böyle yapmıyoruz. Hiç burada olanların da bunu yapmasını istemiyorum ben. Yani bizim böyle bir yolumuz yok. Şimdi buraları devamlı böyle işte Muhammed, ya Muhammed'i sen nereden bileceksin? Yani nereden bileceksin Muhammed'i, değil mi? Yani Muhammed'i sadece kendindeki Muhammed'i bilebilirsin. Sende, ben ne diyorum? Sende bir Muhammed noktası var. Ve sen onu oradan bilebilirsin. Ama Muhammed'i ya sen yanındaki çocuğunu bilemiyorsun. Bilemiyorsun. Tanıyor musun? Tanımıyorsun. Kocanı tanıyor musun? Anneni tanıyor musun? Babanı tanıyor musun? Bütün kayıtlarını biliyor musun? Bütün o nereden geldi, ne gitti, hangi şusu var, hangi busu var biliyor musun? Bilmiyorsun. Ha, Muhammed'i de öyle bilemezsin. O hikaye söylenmiş, bu hikaye. Hayır. Bak sana net bir şey söylüyor. Sen kendindeki kayıtlara ulaştığında senin fark ettiğin kadar bilirsin. Şimdi mesela bu şeyde de çok önemlidir. Yani daha şimdi hani sohbete tam başlamadık ama yani bir şeyi tanımak için ilk önce senin neden yaratıldığını görmen lazım. Yani yoksa ve sen kendi mesela Kur'an-ı Kerim'de Musa sureleri var bir sürü. Orası Muhammed'in Musa'sı. İsa var. Muhammed'in İsa'sı. Yani Muhammed'in zevki bilişine göre olan bir durum. Şimdi senin neyi bilmen lazım? Senin kendindeki olanı bilmen lazım. Doğru mu? Yani sen nereden yola çıkabilirsin bir şeyi bilmek için? Nereden? Kendinden. Duyduklarından mı? Onun bunu söylediğinden mi? Yoksa kendi bilebildiğin, kendi içindeki sistemi keşfetmekten. Bunu fark ettiğin zaman yani bir şeyi bilmek için kendi sistemini çözmen gerektiğini fark ettiğin zaman başkaları onu demiş, bunu demiş, şöyle yapmış, böyle yapmış, öyle yazmış. Böyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim için şunu çok iyi biliyoruz. Yani Kur'an o sayfalar doğru ama o sayfalar değil. Kur'an bütün alemin kitabı doğru ama okumayı öğrenmek lazım. Kur'an senin kitabın doğru, senin bunu okumayı öğrenmen lazım. Peki, yani bu okuduğun sayfalarda çok doğru olan şeyler var. Ama mesela şimdi bakacağız Ashab suresi 51-50-51'den. 50. Ama bak ben başka bir şeye baktım. Ashab suresi 59. 59'da bir şey var. Yani işte kadınlara üstlerinize örtü alın gibi. Şimdi burada o kadar böyle ince oynanmış bir oyun var ki yani öyle böyle değil. Yani çünkü oradaki kelime Arapçası cellabiye. Cellabiye erkek giysisi demek. Erkek giysisi demek. Ve bu kadınlara söyleniyor diye söyleniyor. Ve bunu maalesef cilbap diye çeviriyorlar. Halbuki
bir kere cilbap yazmıyor. Yani hani o yazılı olandan yola çıkalım. Cellabiye diyor ve cellabiye erkek giysisi, yani eril alanı, rahmaniyeti, Rahman ve Rahim olan sokağa çıkın diyor. O ayrı mesele de o manada hiç başka bir şey söylemiyor orada. Fakat bunu hadi böyle okumak, öğrenmek istemeyen veya okumayan için de zaten bütün iş o okumayanlar için bir sürü kadınlara yönelik yani şey Muaviye farkındalığında söylemler var kadınlara yönelik. Yani çünkü kadını vurdun mu hepsini birden vurursun. Şimdi Muaviye'ye ben kusur bulmuyorum ama şöyle bir şey. Muaviye Muhammed'i bilmiyor. Ne demek Muaviye'nin Muhammed'i bilmemesi? Muaviye de Muhammedi nokta aktif değil. Değil. O demek. Başka bir şey demek değil. Yani kendisindeki letaiflerde Muhammed noktası aktif değil. Bu aktif olmadığı zaman yanına Muhammed var ama tanımıyor. Doğru mu? Ama Veysel Karani yanında değil ama o noktası aktif olunca Muhammed'i tanıyor. Ne dediğini tanıyor, anlıyor ve onun dediği gibi bir şey söyleyebiliyor. Ama Muaviye bunu yapamıyor. Şimdi burada ben o kusurlu bu kusurlu manasına değil ama sizdeki sistemde eğer burasını fark etmediyseniz o zaman hiçbir zaman fark edemezsiniz. Böyle bir şey. Yani bu nokta sizde fark edildiyse, açığa çıktıysa, aktif olduysa, alemlerin neresinde olursanız olun fark edersiniz ve Muhammed'i şefaat, Şafi, Muhammed'in şefaati ne demek? Muhammed'in Şafi ismiyle size her yerde, her an ulaşır. Çünkü sizdeki aktif olan noktalar bunu sağlar ve siz bu bilince geldiyseniz ve bu aktivasyon sizde olduysa, İsa da öyle, Musa da öyle, bütün peygamberlik noktaları öyle, sizde bir nokta ve siz Allah'ın bütünlüğüne, birliğine. Muaviye de diyor, ben Allah'a inanıyorum, Allah'ın Evet. bütünlüğüne inanıyorum diyor. Ama Muhammed'in deyişiyle Muaviye'nin deyişi aynı değil. Okey. Neden? İşte bu farktan dolayı. O yüzden biz şunu söylüyoruz her zaman. Siz o hikayelere değil, ilk önce sizde ne olduğuna bakın. Sizde. Sizde bir şeyin bir alana çıkması lazım. Bir noktanın açığa çıkması lazım. Bir noktanın fark edilmesi lazım. Doğru mu? Şimdi bunun olması için bütün bir sürü çaba ve şey oluyor. Çünkü siz bunu fark ettiğiniz zaman yani kendinizdeki noktaları, kendinizin işleyişini, bu bedenin işleyişini veya bu bilincin işleyişini veyahut da ruh noktanızın işleyişini veyahut da özünüzün işleyişi hangisi ise fark ettiğiniz zaman bu sizinle beraber 100 bin yıllar veya bütün boyutlarda. Şimdi bunun için tabii ki yani insan çok komplike bir varlık. Bir kere bunu fark etmesi gerekiyor. Bu komplike varlık, bu öyle basit değil. Fakat Hazreti Allah'ın söylediği bir şey var. Bütün alemler insan için, insan ise benim için diyor. Şimdi bu ne demektir? Yani senin bütün varlığın Allah için bir şey ama bütün alemde senin için yani insan vasfını fark ettiğin zaman. Peki insan vasfını fark etmek nasıl bir şeydir? İlk önce şunu hiç unutmayalım. Hazreti Peygamber diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Yani
Demek ki bu işin sonunda bir güzel ahlak var. Yani herkesten daha güzel olan bir şey var. Çok güzel olan bir şey var. Peki ben bunu nasıl fark edebilirim, yapabilirim? Çeşitli şekillerde bunların hakkında konuştuk. Fakat bugün benim çok ilgimi çeken bir şey oldu. Bu esmalarla ilgili. Ben biliyorsunuz öyle ayrı ayrı esmalarla çok ilgilenmedim veyahut da öyle söylemedim. Fakat bütün yani Allah ismi Celle Celaluhu denilen şöyle anlatayım. Esmalar denilen sistem, şimdi bizim bir atomik yapımız var, doğru mu? Bir üstünde yani atomlar bir araya geliyorlar, moleküller oluyor. Doğru mu? Evet. Moleküller bir araya geliyorlar, hücreler oluyor. Hücreler bir araya geliyorlar, dokular oluyor. Dokular bir araya geliyor, organlar oluyor. Organlar bir araya geliyor, sistemler oluyor. Altı tane oldu. Fakat burada bir şey daha var. Atomların altında ise şu anda kuantum fiziğinde söylenen enerjetik yapı var. Doğru mu? Şimdi Evet. şimdi ben kendime şey desem olur mu? Ben atomum. Yok. Peki ben hücreyim. Ben dokuyum. Ben sistemim. Ama hepsinin altında diyor ki sen enerjisin. Yani senin enerji yapın var. Ve aslında hepsine ulaşabilmen bu yapıdan dolayı olabiliyor. Ben halbuki bu enerjetik yapıyı başka bir yerde, sokakta, dışarıda ve bir yerde zannediyorum. Değil mi? Ama değil. Yani senin bu enerjetik yapın yani bir sürü şeye muhatap. Şimdi ben kendimi atom olarak görmeye alışıyorum. Bir atom oluşumu, bir madde, bir molekül, işte bir şey bütünü. Ama bana diyor ki, kuantum fiziği de diyor, sen bu değilsin. Yani bunları istediğin kadar ol ama sen enerjisin. Peki ve bu enerji diyor, bütün kuantum alanda, bütün enerji alanlarında, yani şu seyrettiğin alemde hepsi birden esmalar bütünü. Esmaların sadece birbiriyle olan ilişkisi diyor. Ha, şimdi ben diyorum ki ya ben zannediyordum ki işte benim annem yüzünden, babam yüzünden, yaptığım yüzünden, olay yüzünden, şunun yüzünden, bunun yüzünden. Doğru mu? Hayır diyor. Hiçbirisi onun öyle bir şey yüzünden değil. Hepsi esmalar yüzünden. Ha, şimdi bu ne demek? Esma. Ben o zaman şunu sorabiliyorum. Diyorum ki peki benim ki Allah'a şükür şu andaki ilim bunu bir sürü yerden söylüyor. Ben Zoom'lara attım. Yani bir Hakan Nefes diye biri var. O hemen size hesaplayıp şey yapıp da bildiriyor. İstiyorsanız siz de yapıyorsunuz. Ben bilmiyorum çünkü. Bir esmanız olduğunu söylüyor. Yani bu ne demektir? Bu alemde sizin kolaylıkla zuhura getirdiğiniz bir iş var. Kendinizi yapar bulduğunuz ve buna zaman zaman iyi, zaman zaman kötü diyorsunuz. Diyor ki Allah, iyi kötü demeyi bırak. Bırak şimdi. Bırak. Şimdi beni tanıyacaksın çünkü diyor. Bunu da şöyle yapacaksın diyor. Senin mesela ben kendimden bir örnek vereyim. Benim isimlerimde çıkan esmam El Nafi esması. Nafi esması hiç sebepsiz yardım eden demek yani faydalı işler yapan. Yani hatta burada çok da şey denir yani nafile. Ama nafile çok faydalı iş yapmak demek. Yani benim esmam öyle, faydalı işler yapan. Peki, bu ne demek oluyor aslında?
Ha, işte burada çok önemli bir şey var. Bu sabah sevgili Nurdan'la da bunu konuştum. Allah'ı bilmek konusunda ve kendinizi fark etmek konusunda. Şimdi doğru, bir sürü alanlarda düşünce onu yapıyordu. Tamam, onları bırakın şimdi. Tamam. Allah'a döndük şimdi. Okey. Yani bir tek Allah'a bakıyoruz. Ve o düşüncede ne oldu? Bu düşünce neden oldu? Çünkü şöyle oldu demiyoruz şu anda. Hiçbir şeyi yargılamıyoruz. Sadece bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Doğru mu? Benim Nafi esmamın tam zıttı dar. Hatta zar, zarar veren. Aa, şimdi. Bu çok da hem çok güzel bir açıdan ha. Ve benim o zarar veren ismi, dar ismine bu bedenimde, bu Allah bir lütuf olarak bana bunu koymuş. Çünkü diyor ki sen kendin birine zarar verdim zannettin. Ama sen yapmadın. Bu benim bir ismim. Bu ismi burada kabul et. Kabul ettiğin zaman sana o dar ismi sonsuz faydalı işler, sonsuz olasılıklar, sonsuz güzellikler açar. Ne olur üstüne hiçbir şeyi üstüne alma diyor. Sen zannettin ki ben yapıyorum. Ama ben söylüyorum ki ben yapıyorum diyor. Böyle bir şey. Yani Allah'ın bir planı var. Mürşidim şey derdi bana, herkes plan yapıyor, Allah da kendi planını uygular derdi. Doğru. Yani fark ettiğiniz zaman, yani sizin belki bir kaydınızdan dolayı, belki geçmişte zannettiğiniz bir şeyden dolayı, birinden yaşadığınız bir olaydan dolayı, böyle bir şey zannettiğiniz için. Ve zannettiniz ki benim o kaydı silmem lazım. O kaydı şunu yapmam lazım, bunu etmem lazım. Hayır, tek bir fark var. Biri ben yaptım zanneder, öbürü Allah'a bırakmıştır, onun yaptığını bilir. O kadar. Böyle de bir durum var. Ve burada bazı arkadaşlarımız bir şey dedi. İşte ben de dedi dar esması çıktı. Şahane bir şey. İşte bu çok kötü. Hayır değil. Esmaların hiçbir tanesi kötü değil. Sadece senin geçmişte içinde nafi denilen darın tam tersi bu sefer. Ben iyilik yaptım dediğin bir şey var. Allah diyor ki iyiliği ben yaparım, bana bırak. Sen değil. Rahat ol. O yüzden önünde şu anda dar var. Bu bir böyle bir durum var. Yani esmalarla ilgili. O yüzden ben şunu şimdi nefs mertebelerinin sonunda Kahhar ismi verilir. Çünkü bütün Kahhar ismiyle, yani bütün zannedersiniz ki sizi kahredecek, hiç kahretmez. Sadece sizi özgürlüğe ulaştırır Kahhar ismi. Çünkü sizin kendinize mal ettiğiniz, bu bedene, bu kişiliğe mal ettiğiniz her şeyi sisteme bırakmanıza yardımcı olur sadece. O yüzden Allah'ta kötü olmaz, kötülük olmaz. Bizim zannımızda olur, o zannlarınızı da diyor. Şu andaki zuhura gelen esmanızı tam tersini içinizde kabul edin. Nasıl rahatladığınızı göreceksiniz. Buna şahit olacaksınız. Eyvallah. Kur'an-ı Kerim'in tercüme, yani bir söyleme ihtiyacı var. Bu söylem ise gönül ehlinden olması gerekiyor. Ve bize göre Kur'an muazzam bir bilinç, muazzam bir aşk ve Hazreti Muhammed'in kendi bilinç kitabı ve aşk kitabı ve kendi eşi, eş kitabı yani. Ve manaları sonsuz alemlerde, daha sonsuz şekillerde zuhur edecek. Biz buradan ne öğrenebiliyoruz? Bizim kendimiz bir yolculuk yapabileceğimizi
öğrenebiliyoruz, fark edebileceğimizi öğreniyoruz ve bunları yaparken şimdi bir sürü işte düşüncelerimizi öyle yapın, yargılamayın, polaritede kalmayın filan doğru. Hepsi doğru. Çünkü bütün polariteler Allah esmalarından ve bunun çok büyük rahatlık sağladığını şahidim. Demin onu konuşuyorduk. Yani diyelim ki benim nafi esmam görünüyorsa ki esmalardan bir tanesidir bu. Benim dar ismine yani zarar veren veya darlayan bir isme burada alıp kabul etmem ve bu enerjiyi yaşamaya başlamam. Hatta bunu şöyle yapabiliriz. Zıttı olan esma neyse frontal lobunuza yazın, alanda bırakın ve nefes alıp verin. O hani korktuğunuz o esmaya muhatap kalın ve size ne getirdiğini görün, şahit olun. Çünkü böyle. Ve o zaman Allah sizde şirkten çıkarır. Evet. Çünkü daha önce ben böyle yaptım. Demek ki böyle oldu. İşte annem öyle yaptı, böyle oldu. Şundan dolayı şu oldu, bu oldudan yok. Hakikaten tövbe. Fark etmemiştim. Eyvallah. Deme kolaylığı sizde zuhur etmeye başladığında, yani esmalar olarak görmeye başladığınızda, o zaman sizden zuhur eden, bu beni tanıdı şimdi, zuhur eder. Tanıdı. Eyvallah. Bunu da esma konusunda ben hep söylüyorum, yani esma çekmeyin. Çünkü çektiğiniz esma zıttını doğurabiliyor ve bütün esmalar bütünüsünüz vahdeti vücut olarak zaten. Buraya geldiğiniz zaman aldığınız bir isim ve aldığınız o esmayı fark ederseniz güzel olur. Çünkü çok rahatlarsınız ve hiçbir şey sizde kalmaz. Yani size yük verecek şekilde kalmaz. Sizinle o türlü olma ihtimali olmaz. Şimdi bugün aslında şey yapalım bir. O yüzden yani esmalarınıza bence bakın, size çok lazım olduğu anda yardımcı olacaktır. Ve bunu da kabule çabuk geçebilmenizi sağlayacaktır. Ve senelerdir belki sorduğunuz bu niye olmuyor bende? Bende bu niye yok gibi sorduğunuz bir şeyi çok çabuk cevaplayacaktır. Öyle. Evet. Şimdi bu şey Kur'an-ı Kerim'de Asap 50-51 dediler. Evet, 50-51, 59 için dedim. Cellabiye denilen şey erkek giysisidir ve bizim fark ettiğimize göre zaten onu değiştirememişler. Cilbap diye değiştirmeye uğraşıyorlar ama orada yazılı olan cellabiye. Doğrusunu Allah bilir. Fakat hani güya kadınlara veya sokağa çıkanlara diyor ki orada, eril enerjinize, rahmaniyetinizle birlikte çıkın. Rahman ismiyle birlikte, ondan birlikte çıkın. Ha, bu şöyle söylemler var. Yahudi kadınları böyle giyiniyorlarmış. Hazreti Müslümanlara da saldırıyorlarmış. Ve Hazreti Muhammed de demiş ki, ya Yahudi kadınları gibi giyinin, o zaman saldırmazlar. Bu da olabilir, bilmiyorum. Ama ben Muhammed'in nasıl olduğunu biliyorum. Çok, en çok sevgili, öyle diyeyim. Yani en çok, yani daha güzel şey yok. Sizden de açığa çıkan Muhammed'den daha güzel bir şey yok. Ne lazımsa o öyle olmuştur. Evet, şimdi okuyalım elle. Sen ben okuyayım. Evet, ilk önce Elmalı. sen, bu ne bu? Elmalı. Elmalı, Ahmet Hulusi ve İsmail Dinçer'den bakalım. Bakalım biz ne söylüyoruz bu noktada. Evet. Ey peygamber, biz özellikle sana şunları helal kıldık. Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden sahibi bulunduğun cariyeyi, amcanın kızlarından, halalarının kızlarından,
dayının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle birlikte hicret etmiş olanları. Bir de inanan bir kadın eğer kendisini peygambere bağışlar da peygamber de onunla evlenmek isterse onu sadece sana, diğer müminlere değil, onlara eşleri ve carileri hakkında neleri farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana bir darlık olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Tamam, aynısını buradan okuyalım şimdi. Ey Nebi, muhakkak... Yüksek ses. Evet. Ey Nebi, muhakkak ki biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden sağ elinin malik olduklarını ve seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını... Burada şimdi sağ elin malik olduğu gibi bir şey çıktı. Yani sağ elin malik olması ne demektir? Hiç orada öyle bir şey yazmıyordum. Evet. Dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını, bir de eğer kendini o nebiye hibe etmiş, o nebi de onunla evlenmeyi dilemiş ise iman etmiş bir kadını diğer iman etmişler dışında sana özel olarak helal kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz ettiğimizi mutlaka biliyoruz. Sana bir vebal düşüncesi olmasın diye Allah gafurdur, rahimdir. Evet, şimdi sen söyle. Ey hakikatleri bildiren. Ha, şimdi değişti burası, evet. Seninle aynı yolda olmak isteyenleri sana uygun kıldık. Ha, şimdi burada mana şu anda ne kadar değişti? 180 derece değişti. Yani sana, seninle, senin idrakına, zevkine gelmek isteyenleri sana helal kıldık diyor. Hiç bunun senden karı koca olsun, evlensin, sen onlarla seks yapma anası yok burada. Sadece sana, seninle olmak isteyenleri sana helal kıldık diyor. Bunu kime söylüyor? Size söylüyor. Aynı zamanda. Evet. Çok özür diliyorum. Yani siz sizdeki Muhammed'den başkasına muhatap değilsiniz. Ve size böyle bir laf söylüyor. Buyur, devam et. Sana sunduğumuz hakikatlerden onların karşılığı olanı onlara ver. Ha, sana seninle yürümek isteyenleri, seninle olmak isteyenleri ey Nebi diyor. Yani ey kitap verilen, gönül sahibi olan sen, böyle bir şey seninle olmak isteyen varsa sana verdiğimiz hakikatleri, söylediğimiz bilgileri, yaşadığın farkındalıkları onlara aktar diyor. Doğru mu? Heh, hadi bakalım. Evet. Evet. Sen gücünün sahibi değilsin. Gücünün sahibi değilsin. Evet, gücün sahibi Allah ve sende. Ama sen değil, evet. Nesnelerin hakikatlerini sana bahşettik. Kimin? Nesnelerin hakikatini, evet, sana bahşettik. Evet, bunların hakikati nedir? Bunların gücü neredendir? Bütün eşyanın hakikati nedir? Sana söyledik diyor. Demek ki nebilik böyle bir şey. Evet. Amcanın çocuklarından ve halanın çocuklarından ve dayının çocuklarından ve teyzenin çocuklarından, onlardan seninle beraber ani yolda hareket edenler, müminlik yolunda işleyişi idrak etmek için gayret gösterirler. Eğer Nebi gibi hakikatleri anlamada istekli olursa, Nebi'nin isteğine uygun davranmış olurlar. Evet, bu kişiler akraba... Şimdi akraba aslında öyle bir şey değil. Yani ben mesela şimdi buradaki bu söze katılmıyorum. Çünkü bunu hemen yani yeni versiyonunda belki yoktur, İsmail'e de söylerim. Amcanın çocuğu şusu busu değil, hayır. Yani senin bütün genetik bağlantıların olanlardan bahsediyor. Bu genetik bağlantılarda olanların böyle amcayı da dayıyı da ayırmak hiç doğru değil. Onların başka manaları var çünkü. Çünkü bakın, bizim zihnimiz ayırıyor devamlı. Ayırmayın. Ayırmayın. Tek bir Allah var. Tek bir alan var. Tek bir tane bir şey var. Evet. Orada bir daha oku bir sonunu. Evet.
bunlardan seninle beraber. Evet. Bu idrakı şimdi aynı yolda hareket etmek. Evet, aynı yolda hareket etmek isteyenler, yani senin bağlantılarında olanlar. Sen şu anda sensin diyelim, Sema, sevgili Sema diyelim ve bu manayı kendinde fark etti ve onunla birlikte bunu fark etmek üzere olanlar için bir şey söylüyor. Bakın, Kur'an birebir sizinle konuşuyor. Sakın sakın zihninizdeki gibi işte o 1400 sene önceki bilmem kime söylüyor demiyor. Hayır, size söylüyor. Birebir, daima. Yani gönlünde bunu fark edenler, indinde bunu sevk edenler böyle yapacaklar. Yani mürşidim şey derdi bana, yani mürşidin cep kitabıdır Kur'an derdi, el kitabı. Öyle. Evet. Hadi. Evet. Tamam. Müminlik yolunda işleyişi idrak etmek için gayret gösteriyor. Evet. Yani bu alanı, alanları fark etmek, emin olmak, mümin olabilmek için seninle bu yolları fark etmek isteyenler, seninle yürümek isteyenler. Ben bir şey derdim yani, Hazreti Peygamber'in o nikahını aldığı eşler hepsi talebesi. Hepsi yetiştirmeye gayret ettiği kişiler ve hepsi herkese, ama onlara da özel tabii ki. Ve gerçekten bu yollarda sizinle yürümek isteyenler. Gerçekten bu manaya talip olanlar. Evet. Eğer Nebi gibi hakikatleri anlamada istekli olursa Nebi'nin isteğine uygun davranmış olurlar. Evet, yani çünkü orada şöyle bir şey var, bir insandan öğreniyorsun, yani ezberden bir kitap yok, bir şey yok ve biri geliyor sana diyor ki ya bu böyle bak, tamam diyor, ben de buradan böyle bakacağım. Mesela Ebu Bekir hemen öyle demiştir, yani Muhammed böyle dedi, o dediyse tamam diyor. Önünde bir referans mı var, yok, o mu var, yok. Evet. Müminlerden başkası senin anlattıklarına as olarak uymaz. Ha, yani mümin, yani emin noktaya gelenler bunu anlamaya başlayacaklardır, fark etmeye başlayacaklardır. Onlardan başkası bunu yapamaz diyor. Şimdi bunu da söylüyor, yani bunu yapamayacak olanlar var. Öyle, o yüzden bunda ısrar olmaz, dayatma olmaz. Bunu yapabilecek olanlar var. Çünkü Allah'ın işi böyle. Yani bir, hepsi birden mümin olsa bir o kadar inanmayan getirirdim diyor. Çünkü sistemi böyle. Yani atom altı sistem böyle çalışıyor. Okey? O yüzden biz diyoruz ki ben şunu anlatayım. Yo, yani isterse söyleriz, istemezse canı sağ olsun. Evet. İlmin sahibini efendim? İlmin sahibinin biz olduğumuzu anlamalarını onlara farz kıldık. Evet, tamam. Onlar birlik içinde olsunlar. Onlar güçlerinin sahibi değildirler. Bu konuda tereddüte düşmemek için ellerini hareket ettiren güce baksınlar. Allah mahsus. Evet, şimdi bu çok doğru. Ben geçen gün şeyde sordum, mucize nedir diye. Yani Muhammed Nurul Arabi'ye sor, demişler ki bir mucize göster. Aa, yürüyorum ya demiş. Görmüyor musun? Bu nasıl bir mucize? Yani yani bir mucize olduğunu gör. Senin bu bedenin, bu varlığın, buradaki yaptığın her şey bir mucize. Sen bir mucizesin. Yani daha mucize arıyorsun. Evet, mucizeyi genelde şöyle bizim zihnimiz böyle yapıyor. Burada görüyorum. Gördüklerim zaten cepte. İşte görmediğim şey mucize. Yo, Muhittin Arabi diyor ki, Muhammed Nurul Arabi, gördüğün her şey mucize. Farkında mısın? İşte bunu fark eden bir, zihinden çıkan bir akıl var. Bunu fark etmekte direnen bir durum var. O da Allah'ın bir başka işi. Evet. Allah mağfiret edendir, tüm varlığı özünden var eder. Ha, bir dakika, gafurdur, rahimdir mi var? Evet.
Evet. Gafurdu. 50'de Gafur ve Rahim. Ha, şimdi bu ayetin sonunda Gafurdur. Yani şöyle bir şey söylüyor. Bu işleyişi, bu güzelliği, bu sendeki olanı, alemin kitabını, yani bu matematiği, matematiğin dilini, dilinin matematiğini, gönlün hepsini fark etmeye başladığın zaman sen, çünkü dedin ki belki daha önceden ben şunu yapmıştım. Mesela diyelim ki bir kaydında var, birine kötülük yaptığını düşündün bir kaydında. O da sana bu yaptı. Diyor ki hayır, Allah gafurdur. Yani çok fazla her bir şeyi oraya bıraktığında, yani her şeyi affeden bir alan burası diyor. Ne yapmış olursan ol ve rahimdir ve en güzel şeyleri oluşturandır diyor. Yani demin mesela söylediğimde Eddar ismini ben kabul ettiğimde, yani zarar veren veya darlayan, böyle bir şey yok. Allah'a bırakıldığında burası sonsuz rahatlık. Bir, bana rahatlık verdi. İki, bütün alemde benim üstümden bütün yükleri aldı. Yani bütün ben şunu yapmıştım, atalarımdan şu geçti bana. Demek ki böyle filan. Hepsini birden. Gafur, bana buyur, Errahim. Ve ne demek Rahim? Sonsuz güzellikler bahşeden. Yani o noktada. Tam da o noktada hem de. Böyle bir güzel bir durum. Evet, bu 50 miydi? Evet. 51'i okumadık. 50-51 denmişti. Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Şimdi burada eğer sen nübüvvete veya kendindeki Muhammedi noktaya fark ettiysen, senin şöyle bir durumun var o zaman. Gönlündeki o nokta, birilerini şöyle yap, birilerini böyle yap durumunu zuhura getiriyor sana. Ama bu gönül noktası yapıyor bunu, zihnin değil. Senin o insanlar şöyledir, böyledir diye değil, hayır. Ama bunun bir ona daha iyi, buna daha iyi gibi bir durum var orada, evet. Bıraktıklarından arzu ettiğinde sana günah yoktur. Yok. Onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve kendilerine verdiğinle hepsinin hoşnut olmaları için en elverişli olan budur. Şimdi bazı bir insana bunu da söyleyeceğim. Mesela dersin ki ay sen çok tatlısın, çok tatlısın, iyi gelir. Bazısına da hiç iyi gelmez. Hiç yani. Hiç olmaz orası yani. Tatlısın dedikçe daha beter olur. Tatlısın dedikçe. Demek ki bunun ayarı öyle bir şey değil. Ve bu ayarı sen, diyor Nebi'ye, yapabilirsin. Ve sen bunu tam ayarında yaptığın zaman, mesela sen rezil bir şeysin veyahut da bu olmaz dediğin zerre parlar, diyor, rahat eder. Çünkü çok enteresandır bu. Esmalar aynı değil. Kiminde mesela fark etmesi gereken dar var, kiminde fark etmesi gereken nafi var. Ben kendimden yola çıkıyorum. Peki nafi ismini fark etmesi gereken birine devamlı sen en şahane yapıyorsun desen seni darlar. Olmaz. Orası, o sistem öyle işlemiyor. Çok da enteresandır. Ben habire anlatmıştım. Yani bir gün çok 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 sıkıldım. Çok 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 sıkıldığım bir anda El Kahhar diye indi bana ve ben cennete girdim. Yani gerçekten, yani buna da şahidim yani. Allah Allah dedim, nasıl bu alemde negatif dediğimiz bir şey böyle bir cennet sağlıyor? Çünkü çok da doğal. Neden? Bu alemdeki düşüncelerin %90'ı negatif. O yüzden bir negatif daha geldiği vakit direkt pozitife çeviriyor. O yüzden böyle de bir sır var orada. Yani
hiç öyle kaçacağınız bir şey gibi değil. Bir güzellik var. Evet. Allah kalplerinizdekini bilir. Hmm. Allah her şeyi bilir, halimdir. Doğru, her şeyi bilir, halimdir. Halim, halimlik her şeyi bilmek demek değildir. Halim sakinlik manasındadır. Halim esmasını da kimseye tavsiye etmiyorum ben. Yani tabii kendisinde halim varsa onun zıttına bakarız. O kişiye o lazımdır. Fakat halim çekin, etrafta kavga gürültüden geçilmez. Sizin orası sakin olur ama. Halim yerine delta yapın. Delta ile rahat edersiniz. Ama halim başka bir olayı kendinize çekmenize sebebiyet verir. Yani daha fazla olmasına sebebiyet verir. Eyvallah. Evet, oku. Onlardan dilediğini geriye bırakırsın. Dilediğini de yanına alırsın. Evet, bu dilediğini geriye bırakmak, yanına almak bir gönül işidir, bir nübüvvet işidir diyor. Ve buna sen karar verebilirsin. Yani sana söylüyor, sendeki bu hassa ortaya çıktığında kimi, nereye, nasıl alacağını çok iyi bilirsin. Çünkü ben senin gönlünden işlerim diyor. Evet. Uzret ettiğin kimi istersen sana bir vebal yoktur. Vebal yoktur. Yani bu noktadaki, bu bilinçte olan biri bunu yaparsa bir vebali yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, mahzun olmamalarına ve kendilerine verdiğin ile hepsinin razı olmalarına en uygunudur. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah alimdir, halimdir. Hem alimdir hem halimdir. Yani esmalar oraya ona aittir. Evet. Sen onlardan geri dönmek isteyen kimseleri gönderirsin. Sana yakın olmak isteyen kimseleri tutarsın. Sana uymayan kimseleri tutmaz bırakırsın. Böylece onlar için sana sorumluluk yoktur. İşte bakıp da gözlemleyenler, idrak edenler, onlar daha yakın olanlardır ve onlarda mahzunluk yoktur. Onların hepsi onlara verilen şeylerden razıdırlar. Allah kalplerinizdeki ilmin sahibidir. Allah ilmiyle var edendir. Güzel halleri sunandır. Şimdi ben şöyle de düşünmüyorum. Yani buradaki bütün anlatımlara katılıyor değilim. Yani şöyle bir şey. Bıraktığında rahat olur. Çünkü sen eğer nebiysen bırakmazsın. Bırakıyor gibi olursun. Orası onu rahatlatır. Yanını alıyor gibi olursun. Orası onu rahatlatır. Yani çünkü o alanda kimsenin bir şeyi o türlü bıraktığı yoktur ama böyle bir güzellik alanı böyle. Evet, şimdi 50-51 için yani bir manaya taşındığı vakit bir idrak ve mana penceresinden böyle bir durum gibi. Ha, diğer yönlerden Muhammed şunu mu yapmış onu mu? Ben orayı bilemezsiniz, ben bilemem yani. Ne yaptıysa güzel olmuştur o kadar yani. Onu konuşmam hiçbir zaman. Beni ilgilendirmiyor ayrıca. Eyvallah. Şimdi oldu mu o Ashab suresi 50-51? Egzersizi yapalım bir tane. Bir delta yapalım. Bir tane de bir böyle bir esma yapalım bugün. Olur mu? O zaman ilk önce nefes egzersizi yapalım. Nefes Rahman'dan gelir. Yani Rahman bizim atom altı boyutumuzdan gelir. Atom altı. Ve atom altı boyutumuzun atomun üstündekine nasıl bir etki ettiğini yavaş yavaş göreceğiz. Ve bunu rahatlatması olayıdır nefes. Nefes daim sizinle beraberdir. Evet, ilk önce başlıyoruz. Gözümüzü kapatıp yapabiliriz. Ben sayacağım. Nefes alıp burnumuzdan, ağzımızdan veriyoruz 20 tane. 10 tane sadece burnumuzdan. Sonra nefesimizi tutacağız. Bu bedene bir böyle bir aktivasyon yapalım. Başlıyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4. Siz devam edin. Şimdi büyük bir nefes alın ve tutun.
Şimdi rahatsanız bırakabilirsiniz. Yani şunu düşünün, enerji alanınızdan bu bedeninize nefes tuttuğunuz zaman o nefes orada kalıyor ve dolaşıyor. Bir daha yapalım mı? Evet. Bir daha yapalım, hadi. Sırt burundan. Şimdi büyük bir nefes alın. Tut. Bırakabilirsiniz. Şimdi burada bütün şeyleriniz, kaslarınız ve hepsi genişlemeye başlıyor. Genişlemek çok önemli. Bütün bu işlerde, bütün enerji alanlarında genişlemeniz mühim. Darda kalmayın veya darı kabul edin, öyle genişleyin nasıl isterseniz. Ama genişlemek, bu nefesin yaptığı şey genişlemek. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Ve alnımıza delta yazıyoruz. Yani beynimizin frekansının deltaya geçmesini talep ediyoruz. Ve delta yazısını düşünüyoruz. Ve büyütüyoruz ve alanımızda şu anda delta var. Bütün alanımızda bulunan atom parçacıkları, atomlardan oluşan bütün maddeler hepsi şu anda delta'ya dönüşüyor. Bunu hissetmeye izin veriyoruz şu anda. Delta ile auramız delta'ya girdi. Bedenimiz, atomlarımız, hücrelerimiz, dokularımız, organlarımız, sistemlerimiz hepsi birden şu anda delta frekansına girdiler. Delta frekansında auramız bulunduğumuz şehir kadar büyüdü, memleket kadar büyüdü. Dünya kadar büyüdü, galaksiler kadar büyüdü. Ve bütün Adem bedenimiz delta frekansında. Biz bu delta frekansındayken ben bir esma yazıyorum şu anda bu frekansın içine, Nur-u Muhammedi'nin içine. Çünkü hepsi birden o nurun içinde var. Ve galaksilerin ötesindeki benliğimizden, özümüzden, buradaki bütün oluşlara, ilk önce Delta'nın içinde Nur-u Muhammedi aktif oluyor. Ve her bir zerreye, bütün bedenlerimize, zaman, mekan ve bütün kayıtların ötesindeki, içindeki bütün bedenlerimiz şu anda
Nuru Muhammediye'ye muhatap. Bu Delta'nın içindeki Nuru Muhammediye, Nuru Muhammediye'nin içinde bizim ışık DNA'larımız var. Ve ışık DNA'larımız bütün galaksilerden ve bütün dünyadan ve memleketimizden bu odaya, bu bedene doğru ışık DNA'mız akıyor. Ve biz bu akışı, bu ışık DNA akışını, aktivasyonunu tepe şakramızdan beynimize, beynimizin iki lobuna, epifiz bezimize, hipofiz bezimize ışık DNA'mız titreşmeye başladı. Vagus sinirimizden aşağı ışık DNA'sı yürüyor. Ve bütün şakralarımız ışık DNA'mızda dönmeye başladı. Ve omuriliğimiz en altından en üste kadar ışık DNA'sının içinde dönmeye başladı. Ayağımızın altından saçımızın tepemizin üstüne kadar ve bütün alanımızda kocaman bir ışık DNA'sı etrafımızda dönüyor. Ve biz onun içinde derimizin hücreleri, saçlarımızın teli, organlarımızın hepsi, bütün dokularımız, hücrelerimiz ve bu bedendeki diğer DNA'larımız hepsi ışık DNA'sına dönüştü. Tüm zaman ve mekanlarda ve hepsinin ötesinde bütün bedenlerimiz şu anda yalnız ışık DNA'mıza bağlı. Biz daima atom altı enerjimizi fark ediyoruz daima ve bütün o enerji ışık DNA'sıyla atom üstü ve bütün görünene hükmediyor ve onunla hareket ediyoruz şimdi. Fatiha ismi şu anda aktive oldu. Işıklı bir Fatiha bu. Işık Fatiha'sı. Ne zaman rahat hissederseniz gözünüzü açın. İyi misiniz? Hadi şimdi esmalarınızı öğrenin, konuşuruz. Tamam, hepinizi öpüyorum. Tamam, kapatıyorum Zoom'u şimdilik.